laik ve bilim karşıtı müfredatı reddediyoruz. Çocuklarımızın bugünü ve geleceğini doğrudan etkileyecek bir adım atılıyor. Üstelik ben yaptım oldu denilerek çocuklarımızın gözlerimizin önünde heba edilmesine sessiz kalmamız beklenerek ve en önemlisi çocuklarımızın yarınlarına ipotek konularak öğretim programları sil baştan değiştiriliyor. Cilalı sözlerle gerçeği gizlemeye çalışanlara ve algı yöneticilerine karşı sesimizi yükseltiyoruz. Biliyoruz, eğitim sistemleri siyasal iktidarların ya da devletlerin nasıl vatandaş yetiştirmek istediğini, nasıl bir toplum yaratmayı hedeflediklerini ve nasıl bir dünya arzuladıklarını gösteren en önemli alandır. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli adıyla hayata geçirilen müfredat programı tam da bu sebeple mevcut hükümetin siyasal ideolojik yaklaşımına biat ve itaat merkezine alan bir nesil yetiştirme programıdır. Bu sebeple bu ihtiyaç analizi üzerinden gerekçesi toplumla paylaşılmayan 100 yıl öncesinin hayalini 100 yıl sonrasını 100 yıl sonrasının hedefi olarak planlayan öğretmenlerin, akademisyenlerin, program geliştirme uzmanlarının, sendikaların, demokratik kitle örgütlerinin iradesi yerine göstermelik görüşler üzerinden şekillendirilen toplumsal fayda ve çocuğun üstün yararı ilkelerini değil, siyasal çıkarları merkezine alan fıtrat, şükür, kanaat, cedel, medevet, iffet, haram, helal gibi daha birçok dini söylemlerle bilimsel özgür düşünceyi, evrensel değerleri ortadan kaldırıp itiraz edebilen değil, rıza gösteren nesiller yetiştirmeyi planlayan, sorgulayan, eleştiren bireyler yerine erdem, değer, eylem yaklaşımı ile kamil insan adı altında fıtrat ve şükür modeli alan, eğitimi 12. kalkınma planında yer alan öğretim programları milli, manevi, ahlaki, evrensel değerler esas alınarak ve kültürel gelişmelere ve ihtiyaçlara uygun olarak güncellenecek yaklaşımı ile tamamen uyumlu halde sermaye çevrelerinin istediklerini karşılayacak şekilde emek sömürüsüne rıza üreten bir mekanizmaya dönüştüren toplumsal cinsiyet eşitliği yerine telkini merkezine koyarak cinsiyetçi yaklaşıma sahip olan çok kimlikli, çok dilli ve çok kültürlü toplumsal yaşamımızı yok sayıp tekçi ve asimilasyoncu bir anlayışı esas alan kamusal eğitimin yerine piyasacı eğitimi rehber edinen, ülkenin ve çocukların geleceğini mevcut iktidarın kendi ikbaline kurban eden, laikliğe, bilime, demokratik eğitime karşı olan, asla kapsayıcı olmayan, son derece ideolojik olarak hazırlanan bu müfredatı reddediyoruz. Bizler çocuklarımızın haklarına, emeklerine ve geleceğine sahip çıkmak, bu müfredat değişikliğinin geri alınması talebimizi daha güçlü ifade etmek için çocuklarımızı 11 Haziran 2024 Salı günü okula göndermeyeceğiz. Bakanlığın önünde ve kent meydanlarından uyarıyoruz. Bilim dışı müfredatı reddediyoruz. Geri çekin çağrısında bulunacağız. Sesimizi duyan, çocuklar için endişelenen ve çocuklara onurlu bir gelecek bırakmak isteyen herkesi çağrımıza destek olmaya davet ediyoruz. Müfredatı geri çekin platformu. 11 Haziran'da yapacağımız eyleme, etkinliğe destek olmalarıdır. Burada siyasal iktidar eğitim üzerinde bir siyasal mühendislik projesi geliştirmek istiyor. Bu hepimizin sorunudur. Ne tek başına öğretmenlerin sorunudur, ne öğrencilerimizin sorunudur, ne velinin sorunudur. Yaratılmak istenen siyasal iktidarın kendi ideolojisine uygun bir toplum projesidir. Buna laiklikten, bilimsellikten, demokrasiden yana olan herkesin tavır koyması gerekiyor ve bu sürece destek vermesi gerekiyor. Bu süreç bilinçli bir şekilde özellikle yaz tatiline getirmek isteniyor. Yaz tatilinde insanların tatilde olduğu bir süreçte mecliste geçirmek isteniyor. Dolayısıyla burada da biz bu duyarlılığı yaratmak adına 11 Haziran'da okulların son haftası olmasına rağmen bu duyarlılığı biraz olsun yaratabilmek adına böyle bir eylem, etkinlik kararı aldık. Bütün dostlarımızı, halkımızı bu sürece destek vermeye çağırıyoruz. Teşekkür ediyoruz.